Şimdi stüdyodaki konuğumuza dönmek istiyorum. Konuğumuz doçent doktor Sayın Aslı Bugay. Psikolojik danışman kendisi, aynı zamanda ODTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde sanıyorum. Evet. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü başkanlığı da yapıyor. Evet. Şimdi sizinle ilgili şöyle bir baktığım zaman ben bilgilere daha çok affetme konusuyla öne çıktığınızı ve bu konunun üzerinde ısrarla durduğunuzu ve bu alanda çalıştığınızı gördüm. Biz de bugün biraz affetme konusundan başlayalım istiyoruz. Çünkü affetme son yıllarda gerçekten çok sıklıkla gündeme getiriliyor. Ve hayata bundan sonra daha hafif ve daha rahat devam edebilmek için affetmenin ne kadar önemli olduğunun sürekli altı çiziliyor. Acaba ilk etapta aklıma gelen şey şu. Bir insan her şeyi affedebilir mi? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Zor yerden sordunuz. Zor yerden sordum değil mi? Şöyle, çünkü bu aslında en çok da tartışılan konu. Psikolojik literatüründe de en çok acaba her şey affedilir mi? Ya da nasıl affedilir? Bununla ilgili büyük bir tartışma var. Bunun nedeni de aslında affetmenin tanımında yatıyor. Evet. Tanımına dönecek olduğumuzda neyi affederiz, ne zaman affederiz sorusunun cevabı daha kolay çıkıyor. Bu kişiden kişiye değişen bir süreç. Evet. Zamanla aşamalı olarak oluşan bir duygu. O yüzden de affetme bir anda olmasını beklediğimiz bir oluşum değil. Kişinin özellikle benim tez konum, doktora tez konum kendini affetme üzerineydi 2010 yılında ve bu konu yıllarca çok ilginç bir şekilde gölgede kalmış bir konu. O yüzden de Türkiye'de bunu bilimsel anlamda ilk çalışan kişilerden biriyim, kendini affetme kavramını. Kişinin yaptığı ilk önce hatayla yüzleşmesi gerekiyor kendini affedebilmek için. Evet. Daha sonra o yüzleştikten sonra yaşadığı olumsuz duygular olacak. Suçluluk, utanma, kendini suçlama, belki depresyon. Bütün bunlardan yol alırken telafi nasıl edebileceğini düşünüp hatasını ve daha olumlu duygular, işte kendini sevme, kendini kabul gibi duygular yaratmaya giden bir yolculuk. Neden yolculuk diye vurguluyorum? Bu bir anda olmayacak. Bu aşamalı olarak gerçekleşecek bir yolculuk. Ve biraz da zor işin gerçeği kendini affetmek. Eğer biz gerçek affetmeden bahsediyorsak. Bir de yalancı affetme var. O da işte kişinin kendini herhangi bir olumsuz hatasından sonra hemen hoş görmesi, göz ardı etmesi, yapılan şeyi unutması. Bunları biz literatürde yalancı affetme olarak tanımlıyoruz. Yani gerçek affetme biraz aşamalı olarak süren, çaba gerektiren biraz bir şey. Çok doğru. Çaba gerektiren, eylem gerektiren, pozitif bir sizin aktif bir katılımda bulunacağınız bir süreç. Eğer siz sadece unuttum, göz ardı ettim, önemsemiyorum diyorsanız bunun adı yalancı affetme. Gerçek affetmede nedenlerini ve sonuçlarını çok iyi tartıyorsunuz. O çıkan olumsuz duygular çıkıyor bunun sonucunda bir şeyin nedenlerini ve sonuçlarını gördüğünüzde. Ama sonrasında o çıkan olumsuz duygularla ne yapacağınıza karar verme süreci. Yani evet, işte hatalıyım. Suçluyum, Aslında utanıyorum ben ama diyeyim. Mesela bir insanın bir başkasını suçlu bulması ve öfkesini ona yönlendirmesi ve daha sonra da affetmesi belki kendisini affetmesinden biraz daha kolay. Evet. Çünkü sanıyorum biz bazen kendimize olan kızgınlığımızı ya da kırgınlığımızı, kendi içsel kırgınlığımızı fark etmiyoruz. Ve bu bir müddet sonra bir düğüm haline geldiğinde birilerinin bizi çözmesi gerekiyor. Çok doğru. Kolay mıdır insanın kendine olan kızgınlığını fark etmesi ya da kendini suçladığını fark etmesi? Evet. Bu çok daha zor oluyor aslında. Dediğiniz nokta çok doğru. Başkasını öfkelendiğimi hemen anlıyorum. Hatta herkes de anlıyor. Evet. Çünkü diyorlar ki çok sinirlendin diyorlar. Yüzüm değişiyor, elim titriyor belki. Zaten sesime ve sözcüklerimin kırıcılığına çok hızlı yansıyor. Ama kendimize ne kadar kızgınız, ne kadar suçluyoruz, onun biz de çok farkında değiliz. Bunda da yine bir şöyle bir fark var. Bazı insanlar mükemmeliyetçilik düşüncesiyle çok ilgili. Hepimizin bazı otomatik hatalı düşünceleri var. Bunlar şunlar olabilir. İşte ben mükemmel olmalıyım. Bu bana yönelik bir
hatalı düşünce. Neden hatalı? Hem beni motive ediyor ama bir yerden sonra da zorlayıcı. En ufacık bir hata yaptığımda burada işte suyu döksem programda çok yoğun bir suçluluk duyuyorum. Hep aklıma o takılıyor. Onu rumine ediyorum. Tekrar tekrar düşünüyorum. Orada öyle yapmasaydım. Orada o kelimeyi kullanmasaydım. Bu mükemmeliyetçilik kulağa çok hoş gelmesine rağmen çok zorlayıcı bir şey. Ve kişi aslında bu nedenle kendini affedemiyor. Bazı insanlarda da farklı otomatik düşünceler var. Hatalı düşünceler. Mesela şu olabilir. Çok sık geliyor danışanlarımızdan. Herkes bana saygılı olmalı. Herkes beni sevmeli. Ya keşke ama bu olası değil. Yani ne herkes bize saygılı olabilir ne herkes bize sevgi dolu olabilir. Bu da işte o zaman da bazı insanlar bu tür düşünen insanlar da başkalarını zor affediyor. Yani bazıları kendini çok zor affeder, başkalarını affeder. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Affetme becerisinin kişilik yapısıyla ilintisi var ve herkesteki affetme kapasitesi aynı değil. Çok güzel. Tanımını verdiğimde ortaya çıkacağını beklediğim şey aynen buydu. Bir de şöyle bir şey var. Affetmek demek. Biz küçükken bize şöyle öğrettiler. İşte kardeşinizle bir kavga yaşarsınız. Ondan sonra kavga edersiniz. Anneniz, babanız, öğretmeniniz ya da sınıfta hemen derler ki öpüşün barışın. Hadi affedin birbirinizi. Affetmek bu değil. Biz sonra yetişkin olduğumuzda da hep bunu bekliyoruz. Öpüşüp evreleri barışalım. Var mı peki? Evet, kesinlikle. Nedir o evreler? Keşfetmeyle başlıyor. Bu keşfetmede ilk önce biz danışana ne olup ne olmadığını anlatıyoruz. Yani sınırlarını anlatıyoruz affetmenin. Mesela sizi taciz eden birini affedebilirsiniz ama bu onu adalete teslim etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Danışana bunu anlatmak, sonsuz keşfetme. Sonsuz bir aftan söz etmiyoruz. Sonsuz bir af ama bunun gereğini yapmamaktan söz etmiyoruz. Mesela öğrenciniz ödevini yapamadı ve çok iyi, gerçekten de makul gerekçeleri var. Ailesinde sorunlar var. Ben onu affediyorum. Ama bu o ödevle ilgili vereceğim notu değiştirmiyor. Ona da söylüyorum, ben seni affediyorum. Anlıyorum neden bunu yaptığını. Ama bu ona vereceğim notu değiştirmez çünkü yapmadı ödevi gibi. Yani affetmenin bu işte ne olup ne olmadığını tanımladığımız kısım keşfetme evresi. Anladım. Sonra kişiye böyle anlattıktan sonra nedir, ne değildir, kendini affetme nedir, başkasını affetme nedir, bunun nedenleri nedir açıkladıktan sonra kişinin karar vermesini bekliyoruz. Yani bir seçim olduğu için affetme. Belki de kişiyi anlattıktan sonra bu da oluyor. Yani pek olmaz ama şu da olabilir. Danışan ha bu muymuş, ben o zaman seçmiyorum, karar verdim, affetmeyeceğim de diyebilir. Çünkü insanlar genelde affetmeme fikrini şu nedenle koyarlar. Kendini korumak için. Der ki onu affetmeyeyim ki bir daha yapmasın. Bunu çok der. Yani bu ona ders özellikle olsun. Romantik ilişkide, evlilikte işte mesela aldatmayla ilgili çok çıkar. Bunu affetmeyeyim, affetmediğimi her sıklıkla göstereyim, tekrar tekrar göstereyim, unutmadım o konuyu gibi. Böylecelikle kişi aslında bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Kendini korumak istiyor. Bir daha o kişi hata yapmasın diye. Biz işte bunları anlatıyoruz. Kişi eğer karar veriyorum o zaman affediyorum diyorsa ondan sonra biz o konuyu mesela romantik ilişkide, evlilikte de aynı zamanda evlilik ve aile danışmanıyım tekrar getirmemesi gerekiyor. Affettim karar diyorsak verdim, artık. Evet. Artık o yola girdiyseniz o yolun gereklerini yerine getiriyorsunuz. O yolculuğa çıkacaksanız o yolculuğun gereklerini yerine getirmenizi bekliyoruz diyoruz. O kararı artık bir disiplinli bir şekilde, iş disiplinini, kişinin korumasını bekliyoruz. Üçüncü evrede ise kişiyle bu konuda çalışıyoruz. Çalışma nedir? Mesela bu demin dediğim gibi kişinin o hatalı düşüncelerini buluyoruz. Onunla birlikte bunu çalışıyoruz. Yani ne tür hatalı düşünceleri var? Diyor ki eşim benim hep çok aşk dolu olmalı. Bu güzel bir beklenti ama bu hatalı bir düşünce. Siz hep böyle düşünürseniz o ilişkideki olabilecek bazı zaman zaman çıkan olumsuz duygularla baş edemezsiniz. Çünkü beklentiniz çok yüksek. Evet. Bunu çalışıyoruz ve en son evresinde de bütün bunları çalıştıktan sonra beyan ediyor. Derinleşme evresi. Orada kişi bir onun bazı teknikleri de var. O kişiye yazılan mektup ya da kendine kişinin yazdığı bir mektupla da o beyanı kişinin elinde tasdik bulunacak ediyorsunuz. Bir şey. Gerçekten öyle. Çünkü kişi gerçekten bu disiplini yapacağı bir şey. Ama şunu da söyleyeyim. Bu dört evreyi aştınız ve bu uzun sürüyor. Çok kısa bir yolculuk değil. Bu affettiğiniz konuyu danışana giderken de diyoruz.
bu yine karşınıza çıkacak. Yani danışan hep şunu söylüyor. Peki biz bunları çalıştık 10 hafta. Bu bitti mi? Yani bir daha çıkmayacak değil mi? Bir daha bu konu açılacak. Açılabilir. Kendinizle ilgili suçlamalar yine gelebilir. Yine o konuyu düşündüğünüzde işte suyu dökmek gibi. Yine utanabilirsiniz. Yine suçluluk duyabilirsiniz. Ama sizin şimdi bir yol haritanız var. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Önemli olan da bu 6 ay sonra bu düşünce çıktığında bu düşünce yine geldi. Ben ama ne yapacağımı biliyorum. Mesela ilişkinizde böyle bir hayal kırıklığınız oldu. Bu duygu hiç çıkmayacak diyemem diyorum. Yine çıkacak. 6 ay sonra, 1 yıl sonra. O kadar ağır gelmeyecek insana. O kadar ağır gelmeyecek ve daha hafiflemiş gelecek. Hem de nedenlerini ve süreçlerini, sonuçlarını bildiği için ve kişi orada bazı düşünce ve duygularını da tanıdığı ve fark ettiği için ne yapacağını bilecek. Yani onlara gerçekten de bir yol haritası sunmaya çalışıyoruz. Peki affettiğimiz insanın, kendimiz değil de bir başkasından bahsediyorsak, evet, bizim onu affettiğimizi bilmesi gerekir mi? Bizim? Gerekmez. Hiç gerekmez. Hatta özellikle ailesini kaybetmiş danışanlarla çalıştığımızda, annesini ya da babasını kaybetmiş ama çocukluğuyla ilgili çok olumsuz anıları, deneyimleri olabiliyor, yaşantıları olabiliyor. Onlarla çalıştığımızda annesinin babasının belki duyma ihtimali yok ama bu yine de kişiye bütünleşme, kendini kabul ve kendini sevme, ailesiyle tekrardan bir arada hissetme ve olayı yeniden çerçeveleme şansı veriyor. Yani çocukluğuyla ilgili bir anı olarak fotoğrafı evine koyduğu resim daha önce olumsuzken o resmi değiştirip daha olumlu bir resim seçmesini sağlayabiliyoruz çocukluğuna dair. Ama bunu annesi babası belki de hiç görmeyecek çünkü artık hayatta değiller. Ama o resmi seçip evinize koymanız, yani o anıyı seçmek gibi düşünün. O size faydalı, sizin ruh sağlığınıza faydalı, sizin fiziksel sağlığınıza faydalı. Affedemediğimiz şeyleri düşündüğümüzde genelde hepimizde işte duygularımızda olumsuz duygular ortaya çıkar. Suçluluk, utanma, kin, nefret, öç alma isteği. Bunlar bu olumsuz duygulardan vazgeçmenize yardımcı oluyor. Ve bunlar, bu olumsuz duygular insanın hayatında çok ağır bir yük teşkil eder, öyle sırtımızda, değil mi? Sırtımızda, inanın, bunlar zaten psikosomatik rahatsızlıklara baktığımızda işte affedemediğiniz şeyi düşünün. Bir süre düşündüğünüzde başınız ağrır. Midem ağrıyor der. O olayı hatırlayınca der midem ağrıyor mesela. Kişiler. Bunlar aslında duygularımız, bizim olumsuz duygularımız bir hapse gibidir. Böyle vücudumuzun bir yerinde toplanırlar. Ve biz de bunu bir süre sonra anlarız. Yani o kişiyi düşününce, ya halamın eskiden bana 10 yıl önce yaptığı o olayı düşününce inan başıma ağrı giriyor der danışan. Evet. Çünkü o duygu orada birikir, hapse yapar. O yüzden duyguları boşaltması gerekir bireyde. İşte bu olumsuz duygular aynı zamanda bir süre sonra sanıyorum fizyolojik rahatsızlıklar da yaratıyor, değil mi? Yani beden sağlığımızı da etkiliyor. Kesinlikle. Tansiyondan şekere kadar etkisi olduğunu yurt dışındaki yapılmış çalışmalar kanıtlıyor. Yani siz affedemediğiniz olayı düşündüğünüzde gerçekten de tansiyonunuz yükseliyor. Şeker değerleriniz değişiyor ama gibi. Ama bu affetme kavramını ben yine tam olarak anlayamadım sanki. Evet. Şöyle düşünüyorum. Affetmek için anlamak mı gerekiyor, evet, karşı tarafı? Evet, evet. O zaman empatiyle çok yakın bir ilişkisi çok, var çok, affetmenin, iç içe, değil mi? Çok iç içe. Çok iç içe. Çok iç içe. Yani ilk önce empati duygusunu, bu çalışma evresi dediğim üçüncü evre vardı ya, orada biz zaten çalışma dediğimiz şey ilk önce o hatalı düşünceleri bulma ve sonra empati kurma. Bu gerçekten de çalışmamız gereken bir şey. Çünkü empati kurdum diyoruz ama bunun da empatinin de seviyeleri var. Düşünce olarak kurmak başka, davranış ve duyguya bunu aksettirebilmek çok başka bir şey. O yüzden de gerçekten de eğer çok yoğun affedemediğiniz bir konu varsa kendinizde ya da bir başkasında profesyonel olarak yardım almalarını öneriyorum kişilere. Peki son bir şey sormak istiyorum. Toplumsal farklılıklar var mıdır affetme konusunda? Toplumların alışkanlıkları, hayat biçimleri, bakış açıları açısından ve tabii Türk toplumu olarak kendimizi sormak istiyorum. Evet. Biz nasıl bir toplumuz? Affetmeye meyilli miyiz yoksa biraz kindar mıyız? Nasılız evet, biz? Evet. Bizim şöyle bir çalışmam oldu benim. Fransa ile bir karşılaştırma yaptık bu anlamda. Belki onun sonucundan çok kısaca bahsedebilirim. Hatanın hangi özelliklerine göre affediyoruz diye buna baktık. Bunlar işte hatanın yarattığı şiddet, etki, büyüklüğü, nedenleri, sonuçları, niyet gibi bir sürü
başlık vardı. Evet. Bunlara baktığımızda ilk şunu söyleyeyim. Türk toplumunda aile içindeki konuları daha zor affediyoruz. Batı toplumlarında, Avrupa'da ya Amerika'da ya da romantik ilişkideki konuları daha zor affediyor bireyler. Bizde ise aile bağlarımız hem çok güçlü, çok anlam atfediyoruz. Çok anlam atfettiğimiz şeyden beklentimiz çok yüksek. Bu yüzden de olan bir hatayı çok zor affediyoruz. Yani aile bağlarımız güçlü olmasına rağmen bakın aile ilişkilerinde çoğunda küslükler, kırgınlıklar, çok, evet, gönül koymaklar. Fazladır. İşte bunlar vardır. Çünkü çok anlam yüklediğiniz şeyde incinme olasılığınız artar. Ama Batı toplumlarında işte Avrupa'da yapılan ya da çalışmalarda romantik ilişkilere bireyler daha çok anlam yüklüyorlar. Bu yüzden de onlar da daha çok inciniyorlar. Hmm. İlk fark onlar bu çıktı. Onlar da onu affedemiyorlar. Kesinlikle çok daha zorlanıyorlar. İkinci fark da bence çok önemli ve bizi yansıttığını düşünüyorum. Çalışmamda da onu paylaştım. Biz eğer niyet iyiyse çok hızlı affediyoruz. Mesela geldi benim arabama vurdu. Ama yanlışlıkla vurduğuna inanıyorum. Karşı tarafta diyor, ay yanlışlıkla oldu, işe yetişiyordum ve vesaire. Niyeti iyiyse affediyoruz hızlıca. Niyeti. Diyor ki karşı tarafın niyeti iyiydi diyor. İstemeden yaptı diyor. Hmm. Şimdi istemeden yaptı bizde sihirli bir kelime. Bu da kolektif kültürün bir özelliği. Ama bazen birbirimizi dinlemeden o da yani yumruklar uçuşabiliyor böyle i̇şte durumlarda. Orada niyeti tartacak zaman olmuyor. Aslında yine bu örnek de güzel. Çünkü niyetini baştan tartıyor. Diyor ki onun niyeti zaten kötü diyor. Şimdi niyeti kötü olduğu bir şeyi dinlemez. Dinlemezsiniz. Hmm. Zaten ne dinliyor? Hatta şunu da çok kullanırız. Ne dinleyeceğim ya? Niyeti kötü ki der. Hmm. Halbuki biz niyeti iyi olduğunu inanalım. Hakaret bile etse, kötü söz bile söylese niyeti iyiydi, öfkeden yaptı deriz, alttan alırız. Evet. Fransa'da ise bunun tam tersi çıktı. Niyete hiç bakmıyorlar. Çok objektif. Sonuç onlar için önemli. Sonucun yarattığı şiddet. Yani şu, benim arabama yine vurdu. Niyet hiç önemli değil. Bana ne şekilde vurdu, onunla hiç ilgilenmiyorum, kişiselleştirmiyorum. Ama ben o Fransa'da şunu önem veriyorlar. Arabayı vurdu. Ne kadar hasar verdi? Yani arabayı ucundan mı vurdu? Geldi yoksa yan kapı mı gitti? Hasar verdiyse daha mı kolay affediyor? Şimdi daha komik. Yani şöyle oluyor onlarda. Belki de bilerek vurdu ama az vurdu. O kişi affediyor. Hmm. Az vurdu diyor. Niyeti belki kötüydü. Belki geldi bilerek vurdu ama az vurdu arabamı diyor. Affediyor. Bizde ise belki yan kapım gitti arabanın, belki bana da bir şey olabilirdi ama niyeti iyiyse ben o şiddete, hatanın yarattığı şiddete odaklanmaksızın evet, affediyorum. Bilmiyorum, bu biraz somutlaştırmaya faydalı oldu. Anlıyorum, anlıyorum. Kültürel böyle bir fark çıktı bizde. Hatanın evet, özellikleriyle ilgili. Evet. İlginç bir konu bu. Aslında insanların oturup düşünmesi gereken, hı-hı, ve biraz da içlerine yönelmesi gereken bir İçsel konu. İçsel bir yolculuk gerçekten. İçsel bir yolculuk. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize rehberlik yaptınız. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. Teşekkür, hı-hı, ediyoruz. Sevgili seyirciler, az sonra yine iki değerli konuğumuz olacak ama onlar...